yansıttıktan da görüldüğü gibi dünen talihsiz bir olay yaşandı. Yine aynı şekilde bu şekilde dün akşam köpekleri gezdirirken tam video çekeyim dedim. Bu ara tarlanın altındaki bahçenin içine köpeklerin birden girdiğini gördüm ve bir şey görmediğim için de zinciri serbest bıraktım zaten o ara. Yoksa tüyünün altından geçtiği için elimizi bir yere sıvıştırıp şey yapabilirlerdi. Boy kayana o kadar ki şey olmuş arkadaşlar. Neyse, köpekler nasıl girdilerse içeri Antika'yla beraber Boyka zaten tutar tutmaz acayip bir şekilde salladı. Yani şaşırdım orada. Biraz daha yakına girdim. Baktığım zaman çirpinin olduğunu anladım. Ve moralim bozulduğu için arkadaşlar videoya devam ettirmedim. Yani çok şaşırdım çünkü. Yani Boyka ondan önce de karanlıkta falan hep gezdirdiğimiz zamanlar bu tür şeylere denk geliyorduk. Yani kirpiye falan denk geliyorduk ve hiçbirine de bugüne kadar hiç zarar verdiğini falan görmedim. Ama maalesef bu kirpiyi etkisiz hale getirdiler. Çünkü o diğerleri ölü numarası falan yapıyorlardı arkadaşlar. Yani onlara karışmıyordu. Ve bu hayvan da artık kendini canlı olduğunu mu gösterdi? Ne olduysa artık. Zaten ikisi yan yana geldikleri zaman inanılmaz derecede katil oluyorlar. Böyle öldürmeye çalışıyorlar. Ya Antika da aynı şekilde. Antika da bakmayın arkadaşlar, burada payı çok büyük. Boyka'yı çok gaza getiriyor konuda. Yani çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Öyle bir şey olduğunu bilseydim kesinlikle bırakmazdım ama maalesef kirpiyi etkisiz hale getirdiler. Görüyorsunuz Boyka'nın da sırt kemerini falan çıkardık arkadaşlar. Çünkü bu alt taraftan göğsünün altından sıcaklar olduğu için biraz tahriş yapmış. Yani hayvan rahat etsin diye boynuna iki tane artık bağladığım zaman tasma atıyorum ki seyirip kaçmasın diye. Gördüğünüz gibi şu anda da kuyruk falan indirmiş. Yani bunun sebebini çok merak ettim. 2-3 gündür hep böyle arkadaşlar. En son videodan sonra böyle oldu ne olduysa. Yani aldım köpeği bir baktım. Maalesef arkadaşlar buna da kuyruğunun köküne arı vurmuş arkadaşlar. Ondan dolayı biraz şiş olduğu için kuyruğunu dikmiyor. Yani fark edelim ki şu anda köpek falan görse dikiyor. Yani fazla ağrısı olduğu için dikemiyor. Yani böyle şeyler de normal bence. Boyka zaten bu aralar çok nazara denk geliyor arkadaşlar. Nazar oluyor köpek. Şu ana kadar bizim elimizde çok köpek geldi geçti. Ve nasıl diyeyim size, Zindan adında bir köpeğim vardı. O da aynı şekilde arkadaşlar. O da kirpi falan boğuyordu. Ondan sonra bir de bu. Yani ondan önce hiç daha ne duydum ne de gördüm arkadaşlar. Her köpek yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyorum ama yani şu anda Antika da yapıyor, Boyka da yapıyor yani. Gel oğlum. İkisi de beraber kirpiye falan gülüyorlar. Yani kimi köpek mesela çekinir kirpiden çünkü dikenlerinden korkar arkadaşlar. Her köpek cesaret edip de yani o şekilde tutup sallamaz. Zaten o videoyu da yayınlayacağım, kısa bir şeklini çektim. Ondan sonra moralim bozulduğu için çekememiştim arkadaşlar, videoyu devam ettirmedim. Yani ondan sonra eve gittim, araştırdım, büyük abilerimize sordum, tanıdıklarıma falan. Yani abi bu şey normal mi falan diye kirpiye dalma olayı. Yani onlar da her köpek dalmaz dediler. Kirpiyle her köpek yani cesaret edip de ağzını almaz dediler. Yani bu tür köpekler de kurtçul köpeklerden olur dediler. Ben de ondan dolayı bir toplulukta anket yaptım. Yani her köpek dalmıyor arkadaşlar kirpiye. Yani şimdi bazı arkadaşlara çok basit gelebilir ama tecrübe abilerimiz falan var. Onların demesine göre yani her köpek kirpiye dalmaz. Yani nasıl diyeyim size,
300 tane köpekten bir tanesi ancak çıkar. Ama bizim şansımıza öyle bir şey ki Boyka da dalıyor ve Antika da dalıyor arkadaşlar. Oğlum şu kuyruğunu kaldır bak. Dostumuz var, düşmanımız var. Böyle yapma oğlum. Arkadaşlar yani hayvan göze geliyor, nazar oluyor. Ağrı gitmiş öyle bir yerinden sokmuş ki köpeği. Ondan dolayı kuyruk falan pek kaldırmıyor yani. Ha, yakında düzelecektir. Kuyruk sokumu da şu anda zaten şiş olduğu için ondan dolayı kaldırmıyor. Yani bence ucuz atlattık ki ağrı yani bir şey olacağı yok. Başka bir şey olsaydı mesela 40 falan o daha kötü olurdu. Arkadaşlar dünün olay tam burada yaşandı. Köpekler şu çelin altından girdiler bak. Çeli bile yamultmuş. Dur oğlum gel. Buradan gel. Kirpi de şurada arkadaşlar. Gel gidelim gel. Yani yer tam şuradaydı arkadaşlar. Şuraya girdiler ben. Ama uzaktan bekledim. Bakın yine aynı yerinden girmeye çalışıyor. Gel buraya. Şşş. Boyka. Ama maalesef kirpiymiş arkadaşlar. Şurada bir salladı. Ondan sonra orada bir tuttular. Yani onların tutana kadar ben biraz daha yaklaşana kadar kirpi olduğunu bile anlamadım. Ama geç kaldık. Onu söyleyeyim size. Ve ben köpeği alıp Boyka'yı alıp şuraya gittiğim zaman oradan baktığım zaman Antika başındaydı. Merak ettim acaba yiyecek mi diye. Ağzını bile sürmedi arkadaşlar. Sadece öldürme amacıyla daldılar. Başka da bir şey yapmadılar arkadaşlar. Yeme falan yok. Bakın kirpilerin kokusunu alıyor. Gel. Dur oğlum buradan daha belliyse şuradan çekelim. Cesaret edip köpeğe dalamıyorlar bileni yani. Ama Antika kendini zor kurtardı arkadaşlar. Antika da abi bizim burada olduğumuzu görmedi. Şu alt taraftan gidince köpekler onu kattılar. Bir götürdüler o dişi köpekler. Ama yakalanmadı o da. Boyka. Of verim ölümü. Karı Boyka'dan o kadar çekinmiş ki. Yani yanına bilene yaklaşamıyor. Oğlum. Koşum. Ne oldu oğlum? Kuyruğunu kaldırmıyorum ha. Ama köpekler gelince de kaldırıyorsun ha. Bu ağrı nasıl keyifli yaptı ya? Ne oğlum benim? Aslan aslan. Arkadaşlar. Dediğim gibi dün bir talihsiz olay yaşandı. İnşallah da artık böyle şeyler olmaz. Biz de ona göre bu saatlerde gezdireceğiz ki kirpiler artık yani eline düşürdüklerini öldürmesinler diye. Biz de bu saatlerde çıkaracağız. Çünkü kirpiler karanlıkta çıkıyorlar buraya. Bakın ağrı fobisi başladı köpekte. Yani bir sinek dahi yanına yaklaştırmıyor şu anda. Bak, onlar da çok farklı olmaya başlamışlar. Geceleri hareket eden her şeye çöküyorlar arkadaşlar. Mesela bakın bunlar böyle gündüz vakti adamcılığı falan yok. Hele ki böyle dışarıda hiç yok. Ama gece adama da gidiyorlar. Oğlum. Gidelim yavaş yavaş. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.